Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yarım kalan dış kuvvetlerin ikinci kısmıyla karşınızdayız. Hadi bakalım gelin hep birlikte ünite içeriğimizde neler var? Biz bugün dış kuvvetlerde neler öğreneceğiz? Bir göz atalım. Öncelikle buzullar diyeceğiz ve bunların oluşturduğu yeryüzü şekillerinden bahsedeceğiz. Sonraki süreçte karstik arazilerde oluşan yeryüzü şekilleri, dalga ve akıntıların oluşturduğu yeryüzü şekilleri ve kıyı tipleri ve oluşturduğu şum süreçlerinden bahsedeceğiz sevgili arkadaşlar. Tabii ki de ünite içeriğimiz bittiğinde ödevlendirmemizi de yapacağız. Ama öncelikle hemen 10. sınıf Dinamo Soru Bankası kitabımızı açalım. Buradan biz hangi kısımları çözmek zorundayız dersek dış kuvvetlerin tamamı bittiği için sevgili arkadaşlar. 28. sayfadan başlıyorsun ve Türkiye'de ana yer şekilleri dediğimiz 45. sayfaya kadar burayı güzel güzel çözüyorsun diyebiliriz. Tabii ki de burada ünite içeriğimize de bakarsak öncelikle model soru çözümümüz var ve akabinde sevgili arkadaşlar sizler için hazırlamış olduğumuz 4 tane çoktan seçmeli testimiz var. Sorunu yaşadığın soruda hemen kare okutarak burada alanında uzman öğretmenlerimizden sorunun çözümünü de dinleyebilirsin. İkinci kısmımız videomuzu izlerken bizi daha rahat bir şekilde takip edebilmeniz için sizler için yazdığımız konu anlatımlı soru bankası kısmı. Tabii ki de biz ne dedik? Dış kuvvetlerin tamamını bugün bitireceğiz. 34. sayfadan başlıyoruz. Ve Türkiye'deki ana akarsu şekilleri kısmına yani 54. sayfaya kadar buradan da hem konuyu şöyle güzel bir tekrar ediyorsun ve ardından testlerimizi çözmeyi unutmuyorsun. Gene takıldığın kısımda kare kodu okutarak sorunun çözümünü dinleyebilirsin ve beni yazmak istemeyi takip etmek istiyorsanız bu kitabı da temin etmeyi unutmayın diyelim. O zaman hadi bakalım konumuz başlasın. Öncelikle birinci kısımda dedik buzulların oluşturduğu yeryüzü şekillerinden bahsedeceğiz sevgili arkadaşlar. Özellikle buzullar nerelerde etkilidir dediğimizde soğuk iklim bölgelerinde etkili bir dış kuvvettir. İklim bazlı düşündüğümüzde buzulların en önemli etki alanlarının başında bir tundura iklimi gelir. İkincisi ise kutup iklimi gelmektedir. Ha sadece buzullar dünya ölçeğinde tundura ve kutup ikliminde etkili değildir. Aynı zamanda herhangi bir dağlık sistem düşünün. Dağlık sistemin üst kısımlarında da yani yani yüksek kısımlarında da buzullar etkilidir. Çünkü biz buradaki alanlara yani kalıcı karın başladığı sınıra kalıcı kar sınırı diyoruz sevgili arkadaşlar. Ve bu alanlarda da buzulların etkili olduğunu söyleyebiliriz. Peki buzullar nasıl etkiye sahiptir dersek yağan karları düşün üst üste biriken kar kütleleri kalın bir örtü meydana getiriyor ve bu kendi ağırlıklarının altında sıkışarak buzullara dönüşüyor. Ve oluşan bu buzul kütleleri yer çekimi ve kendi ağırlıklarının etkisiyle harekete geçmekte ve geçtiği alanlarda bazı kısımlarda aşınma bazı kısımlarda da biriktirme faaliyetleri yürütmekte. İşte biz buzulların aşınma ve birikim şekillerinden de bahsedeceğiz. Öncelikle kalıcı karların başladığı sınır yani buradaki kısım kalıcı kar sınırı olarak karşımıza çıkmakta ve enlem bazlı düşündüğümüzde ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kalıcı kar sınırı da alçalmaktadır. Yani biz buzulların etki çok geniş olduğu alanların yüksek enlemler olduğunu bilmek zorundayız. Ama şunu da unutma. Geçmiş jeolojik dönemde ...iklim değişimleri vardı. Dördüncü jeolojik zaman. Yani senezoin ikinci döneminde de iklim değişimleri vardı. Ve buna bağlı olarak da kalıcı kar sınırı alçalmıştır. Kalıcı kar sınırı alçaldığında günümüzde buzulun aktif olmadığı alanlarda... ...yani kalıcı kar sınırının üst kısmında bulunmadığı alanlarda bile... ...buzulaşının ve birikim şekillerine de rastlayabiliriz. Bu oranın geçmiş jeolojik dönemlerde buzullaşmaya uğradığını gösterir sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmamış olalım. Geldik buzul çeşitlerine kaç ayrılır? Dörde ayıracağız. Bunlardan birincisi sirk buzulu. Bu nedir dersek kalıcı kar sınırının üzerinde sirk adı verilen çukurlarda oluşan buz kütleleridir. Özellikle çukur alanlarda oluşmuş buz kütlelerini biz sirk buzulu diyoruz. Bunlar eğer ki erir ve suyla dolarsa buradaki oluşan gölleri de sirk gölleri diyeceğiz. Buzul hareketi sırasında oluşan çukurlardaki biriken buzul kütleleridir. Sirk buzulları unutmayalım. Devam ediyorum vadi buzulu. Mantıklı düşün burada bir vadi var. Eğer ki suyla dolu olsaydı burası bir akarsu vadisi olurdu. Ama bir vadi içerisinde böyle bir buzul bulunuyorsa bunlar vadi buzulu olarak karşımıza çıkmakta. Örtü buzuluna baktığımız zaman yüzeyi tamamen kaplayan bir buzul. Bu nerede yer alacaktır dersek kutuplara yakın alanlarda yüzeyi tamamen kaplayan geniş alanlarda etkili olan buzul çeşididir diyebiliriz. Iceberg ise sevgili arkadaşlar örtü ve vadi buzullarından bakın tekrar söylüyorum örtü ve vadi buzullarından koparak akıntıların etkisiyle deniz ve okyanuslarda ilerleyen buz kütleleridir buz dağlarıdır diyebiliriz. Geldik şimdi buzulların oluşturduğu yeryüzü şekillerine. Eğer ki hareket sırasında aşınma meydana gelirse aşınım şekilleri aşınan malzemeler herhangi bir yerde taşınıp birikirse de birikim şekillerini oluşturduğu oluşturmaktadır diyebiliriz. Bunlardan birincisi sevgili arkadaşlar buzul vadisi olarak karşımıza çıkar. Buzul vadisi enine profilli U şeklinde Uzayan vadilere verdiğimiz isimdir diyebiliriz. Bu birinci kısımdı. İkinci kısma geldiğimiz zaman ise sirk buz yalığı olarak da geçer sevgili arkadaşlar buzulların özellikle hareket ettiği alanlarda burada görebilmekteyiz. Buzulların hareket ettiği alanlarda yüzü yaşındırma sonucunda oluşan çukurlardır bu sirk çukurları. Eğer ki bu sirk çukurlarının içerisinde böyle görmüş olduğumuz gibi sular var ise bunlar ise sirk gölü olarak karşımıza çıkmaktadır diyebiliriz bunu da unutmayalım. Hörgüç Kayayı geldiğimiz zaman Hörgüç Kayayı burada görebilmekteyiz. Şu bir buzul vadisidir. Vadi şeklinde U profilli alanlardır diyoruz. 2 sirk çukuru olarak karşımıza gelmekte. 3'e geldiğimiz zaman hörgüç kaya. Hörgüç kaya nedir dersek buzul aşındırmasının etkili olduğu alanlarda özellikle böyle dirençli kayalar varsa bunlar daha az aşındırılır diğer alanlara göre ve aşındırma sonucunda yüzeyinde böyle çentikler yarılır ve devenin hörgücüne benzer. İşte biz bu devenin hörgücüne benzeyen şekillere hörgüç kaya ismini vermekteyiz sevgili arkadaşlar. 3 numarayı da hörgüç kaya olarak söyledik. Geldik birikim şekillerine. Birikim şekillerinden birincisi morenler sevgili arkadaşlar. Morenler nedir dersek buzulların taşıdıkları malzemeleri eridiği yerde biriktirerek birikim şekilleri oluşturmakta. Morenlerin üst üste birikmesiyle de moren tepeleri yer almaktadır diyebiliriz. Devamında durumlinler var sevgili arkadaşlar. Bakın şurada durumlini görebilmekteyiz. 3 diye şöyle yapalım sevgili arkadaşlar. Bunun dışında sandur ovası şu 2'dir ve morenler de şöyle buzulların aşında Taşıp taşıyıp biriktirdiği malzemeler olarak söyleyebiliriz. Durumlin tepeleri ise moren yığınlarının bir kayanın etrafında tepeler şeklinde birikmesiyle oluşur ve bu balinaya benzeyen tepecikler olarak da karşımıza çıkmaktadır. Ve buzulların eridiği kısımda erimeyle oluşan ve şurada akarsuyu görebilmekteyiz. Akarsular tarafından getiren malzemelerin birikmesi sonucunda oluşmuş bu düzlükler ise sandur ovaları ya da sander düzlükleri diye de geçer bilgimiz olsun. Geldik karstik araziler ve bu arazilerde oluşan yeryüzü şekilleri özellikle yerin alt kısımlarındaki gözenek ve boşluklarda bulunan yer altı suları yüzey suları ile birlikte doğada bulunan kalker diğer ismiyle kireç taşı, kaya tuzu, jips diğer ismiyle alçı taşı, tebeşir, dolomit gibi kayaçları çözündürür. Yani burada özellikle etkili olan ayrışma grubu kimyasal çözülme ya da ayrışmadır diyebiliriz. Ve buna bağlı olarak şekiller oluşur. Bu yolla oluşan şekillere karstik şekil. Bu şekillerin yolun bulunduğu topografya ise kars topografyası diyeceğiz. Peki karslaşma üzerinde etkili olan faktörler nelerdir dediğimizde bakın mesela burada su kütlesini görebiliyoruz. Karstik arazilerdeki kayaşları görebiliyoruz. Bunların hepsi karslaşma üzerinde etkili olan faktörlerdir diyebiliriz. Bir, kayaç cinsi. Özellikle burada kimyasal tortul kayaç var ise karstik şekillerin görülme ihtimali çok çok yüksektir. İklim nemli olmalı ki bu kayacın suyla tepkimeye girmesi lazım. Tabakalanma özellikleri, jeomorfolojik özellikler ve zaman karstlaşma, karstik arazilerde bu yer şekillerinin oluşumunda etkilidir diyebiliriz. Şimdi geldik karstik şekilleri. Diğer kısımlar gibi aşınım ve birikim olmak üzere ikiye ayıracağız. Bunlardan birincisi karstik aşınım şekilleri. Traverten sağ sarkıt dikit sütun. Bak şimdi burada önemli kısım şu. Sarkıt dikit sütun yer altında oluşan karstik birikim şekilleridir. Traverten ise yüzeyde oluşan karstik birikim şeklidir. Aşınım şeklinde lapya, dolin, uvala, polye ki dolin, uvala ve polye birbirine göre sevgili arkadaşlar ne yapacaktır? Birleşmesiyle oluşacaktır. Mağara yerin altındaki aşınım, düdenli obrukta gene aşınmaya bağlı olarak oluşan şekillerdir diyor bize. O zaman gelin hep birlikte bunların güzel güzel görsellerinden de bahsedelim. Birincisi lapya, unutma, lapya karstik aşınımın en küçük şeklidir. Yani şunların hepsi görmüş olduğun erime çukurları olarak geçer. Oluklu lapya ya da delikli lapya olarak karşımıza çıkar. Unutma, lapya karstik aşınımın en küçük şeklidir. Eğer ki karstik arazilerde dolinler varsa bunlar erime çukurlarıdır sevgili arkadaşlar. Dolinler birleşir ve daha geniş bir çukurluk oluşturursa uvalıdır. Bakın buradaki dolindir. Erime çukurlukları olarak karşımıza gelir. Buradaki ise birkaç dolinin birleşmesiyle birlikte uvalalar, daha geniş çukurluklar oluşur. Eğer ki bunlar da birleşir, çok daha geniş bir çukurluk oluşturursa bunlara da biz Polye deriz sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Devam ediyoruz. Lapya'yı dedik en küçük aşınım şekli. Dolin, uvala, polye birbirlerinin birleşmesi sonucunda oluşan yeryüzü şekilleri. Mağara nedir dersek özellikle karstik bölgelerde yer altına sızan sular. Buradan erime alanları oluşturuyor. Aşınma ilerlediğinde çok geniş boşluklar yaratıyor ve biz bu boşluklara mağara diyoruz arkadaşlar. Mağaranın genişliği karstik arazideki tabakalanmaya bağlı olarak değişiklik göstermektedir diyebiliriz. Ve mağaraları birbirine bağlayan boşluklara ise biz galeri ismini veririz tamam mı unutma. Birkaç mağarayı birbirine bağlayan o boşluk kısımları ise galeri olarak karşımıza çıkar. Mağaraları şimdi bir yeranın altında bir boşluk var değil mi? Çünkü karstik arazilerde özellikle erime ile birlikte yer altında boşluklar var. Eğer ki bu boşluğun tavan kısmı çökerse orada bir çukurluk oluşturur ki şuradaki çukurluk onun en güzel örneğidir ve buradaki çukurluk da şöyledir. Biz bu çukurluklara obruk deriz. Eğer ki obrukların içerisi su ile dolu ise burada obruk gölleri vardır. Bunu da unutmayalım sevgili arkadaşlar şimdi geldik birikim kısmına burada mesela kanyon vadide var şurada karstik arazilerdeki akış gösteren akarsuların oluşturmuş olduğu vadilerdir ve bunlar kanyon vadi olarak karşımıza çıkmaktadır birikimlere geldiğimizde ise özellikle yerin altındaki birikimlerden birincisi sarkıtlar yani tepeden meydana gelen birikimlerdir. Dikitler ise tabandan meydana gelen birikimlerdir. Sütunlar ise sevgili arkadaşlar sarkıt ve dikitin birleşmesiyle birlikte oluşur. Traverten ise karstik birikimin yeryüzünde gerçekleşen şeklidir diyoruz. Rengi beyaz olabileceği gibi sarımsı renk tonlarında da olabilir. Buradaki çözünmeye bağlı olarak meydana gelen kayaç cinsi çok önemlidir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Geldik şimdi dalga ve akıntılı oluşturduğu yeryüzü şekilleri özellikle dalga ve akıntılar kıyıların şekillenmesinde etkili dış kuvvetlerden bir tanesidir burada özellikle dalga getirdiği malzemeleri biriktirirse dalga birikim şekilleri bazı kıyılarda aşınım faaliyetleri yürütürse aşınım şekilleri olacaktır aşınım şekillerinden birincisi falez sonra aşınım düzlüğü abrazyon platformu diye geçer mağara ve kemerler vardır birikim şekillerinde kumsallar kıyı okları, günler ve tombolu yer almaktadır diyebiliriz hadi gelin bakalım bunların da hepsinin şeklini görelim. Falezler hemen şöyle baktığımız zaman birinci görselimiz ya da ikinci görselimiz de söyleyebiliriz. Falezler bu alanda yer almaktadır. Falezler özellikle dağların derin ve yüksek kıyılara çarptığında aşınım şekilleri oluşturmasıyla birlikte ortaya çıkar. Burada falezler kısmı sevgili arkadaşlarım yüksekliğe göre değişir. Bununla birlikte falezlerin biraz daha gerilemesiyle birlikte falez ile kıyı arasında kalan şuradaki düzlükleri ise aşınım düzlüğü ya da diğer ismiyle abrazyon platformu ifadesini de kullanmaktayız sevgili arkadaşlar. Kıyı okları dalgaların koy ya da körfezlerde birikim yaptığı bu ok şeklindeki çıkıntılardır. Eğer ki bu kıyı oku bir ya da koy körfezin önünü kapatırsa lagün gerisinde kıyı seti olarak ifade eder. Şurada mesela kıyı okunu görebilmekteyiz. Burayı tamamen kapattığında lagün kısmı şurasıdır ve burası deniz kulağı olarak da geçmektedir sevgili arkadaşlar. Bununla birlikte bir ada ile karanın bağlantısı kıyı oklarıyla sağlanıyorsa bu alana ise biz tombolo diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Dalgaların getirmiş olduğu malzemeleri kum ya da çakıl boyutundaki malzemeleri kıyıda biriktirmesiyle birlikte kumsallarda oluşturmaktadır. Burada da kumsalı görebilmekteyiz sevgili arkadaşlar unutmayın. Geldik şimdi kıyı tipleri ve bu tiplerin oluşum süreçlerini biz kıyı alanlarında birçok kıyı tipiyle karşılaşmaktayız. Bu kıyı tiplerine baktığımızda hemen şöyle buranın ekran alıntısını alabilirsin. Hemen ben bunların hepsini teker teker açıklıyorum. Birincisi limanlı kıyılar. Bunlar korunaklı kıyılardır ve dalgalar özellikle bazı bölgelerde yer alan Bak koyların diyor. Yani şuradaki koyların ağız kısmını kıyı okları ve kıyı kordonlarıyla birikim yaparak kapatırlar. Ve bu bir dalga kıran vazifesi görür. Ve bu korunaklı kıyıdır. Ve bu kıyılara limanlı kıyı tipi olarak ifade etmekteyiz sevgili arkadaşlar. Odessa kıyıları limanlı kıyı tiplerinin en güzel örneği olarak karşımıza çıkmaktadır diyebiliriz. Riya tipi kıyıya geldiğimiz zaman ise özellikle bu alanda Riya tipi kıyı oluştuğunda şöyle ifadeler çok çok önemlidir. Burada yüksek bir plato üzerinde derin yarılmış akarsu vadilerinin yükselen suların altında kalmasıyla oluşan girintili kıyı tipine riya tipi kıyı diyoruz. Bizim ülkemizde İstanbul ve Çanakkale boğazları riya tipi kıyıya en güzel örneklerdir diyebiliriz. Dalmaçı kıyı tipine geldiğimiz zaman ise kıyı alanında birçok adanın olduğunu görebilmekteyiz ve burada dağlar özellikle kıyı çizgisine paralel uzanır ve dağların ara kısımları deniz altında kalırsa ya da deniz suları altında kalırsa bu alanlarda oluşan kıyı tipleri biz Dalmatça kıyı olarak ifade ederiz. Adria kıyıları bunun en güzel örnekleridir. Antalya, Fenike, Kaş kıyıları da gene aynı şekilde Dalmatça kıyı tipine örnektir diyebiliriz. Enine kıyılar özellikle dağların kıyıya dik uzandığı bölgelerde oluşan kıyılardır. Bak unutma enine kıyılarda kıyıda girinti ve çıkıntı çok fazladır. Kıyının kuş uçumu uzunluğu ile gerçek uzunluğu arasındaki fark da çok çok fazladır diyebiliriz. Kıyı ile iç kesim arasındaki ulaşım kolay sağlanır. Kıyı ile iç kesim arasındaki iklimsel farklılık daha azdır. Ulaşım maliyeti daha düşüktür diyebiliriz ve bu kıyı bizim ülkemizde Ege kıyıları olarak ifade edebiliriz. Boyuna kıyılara geldiğimiz zaman ise dağların kıyıya paralel uzandı. Bak enine dedik, dik boyuna da ise paralel uzandığı bölgelerde görülen kıyı tipleridir. Bu kıyılar daha sade bir uzanış gösterir. O yüzden burada doğal koy ve körfez sayısı enine kıyı tipine göre daha azdır. Kıyı ile iç kesim arasında ulaşım daha zordur. Kıyının gerçek çık uzunluğu ile kuş uçumu uzunluğu arasındaki fark daha azdır ve yol yapım maliyeti çok daha yüksektir. Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında biz boyuna kıyı tipini daha yoğun ölçekte görebilmekteyiz. Fjord tipi kıyı dediğimiz zaman hemen Norveç'te gördüğünü söyleyebiliriz ve ne diyor? Buzul vadilerinin o zaman bu kıyı tipi nerede görülür derse yüksek enlemlerde görülen bir kıyı tipidir. Ve bu buzul vadileri dediğimiz bu alanların deniz sularının altında kalmasıyla oluşan kıyı tipine Fjord tipi kıyı diyeceğiz. Bu kıyı tipi mesela ülkemizde yaygın olarak rastlanılmaz bunu unutmayın unutmayalım. Skyr tipi kıyı. Buzulların oluşturduğu yeryüzü şekilleri diyor. Bak örgüç kaya, durumlin tepeleri, moren yığınları. Bunlar eğer ki sular altında kalırsa buradaki gibi bu şekilde oluşan kıyılara Skyr tipi kıyı diyeceğiz. Ve bizim ülkemizde bu kıyı tipi de yaygın bir şekilde rastlanılmaz unutmayalım. Daha yoğun ölçekte nerelerde bu kıyı tipini görebiliriz? Yüksek enlemlerde bu kıyı tipini görebiliriz. Özellikle Arjantin ve Şili'nin güney kısmında yer alan ve tahmini olarak 60 derece enlemleri çevresinde görülen kıyı tipi Skyer tipi kıyıdır. Norveç'te, İsveç'te, Finlandiya'da bu kıyı tipine rastlamak çok çok olağandır diyoruz. Geldik Haliçli kıyılar. Özellikle deniz seviyesine yakın alanlardaki akarsu vadilerinin gelgit sonucunda sular altında kalmasıyla o zaman bu kıyı tipi daha yoğun ölçekte okyanus kenarlarında görülür ki temel sebebi gelgit gelliği fazla olsun bu şekilde oluşan kıyılar haliçli kıyılardır diyebiliriz Burada mesela Amazon havzasının ağız kısmında görülen kıyı tipi halıçlı kıyıdır ve bu kıyılarda deniz suları çekildiğinde deniz dipleri yüzeye çıkar ve bu şekilde oluşan kıyıya da vat kıyı deriz o zaman halıçlı kıyılar ile vat kıyılarda gene ülke ülkemizde yaygın rastlanılmayan kıyı tipleri olarak karşımıza gelmektedir. Ama mesela kalanklı kıyıları bizim ülkemizde yaygın bir şekilde rastlarız. Niye? Diyor ki bak kanyon şeklinde karstik vadilerin sular altında kalmasıyla dar ve derin koylar meydana gelir. Bu şekilde kalanklı kıyı. Bak kalank karstik buradan gelsin aklına tamam mı? Karstik diye şuraya da yazalım. Karstik arazilerde görülen kıyı tipleridir diyoruz. Hemen şöyle genel ölçüde de görmek istersek mesela bu alanda limanlı kıyı tiplerini görebilmekteyiz. Hemen şöyle Odessa kıyıları diyor bize sevgili arkadaşlar. B'ye geldiğimiz zaman Baltık kıyısında e, buraya baktığımız zaman Norveç, İsveç, Finlandiya attı. E, burada Morenler var, Durumlin tepeleri var değil mi? Bunlar sular altında kaldığında Skyr tipi kıyılar oluşuyordu. C'ye geldiğimiz zaman Norveç kıyıları Arjantin Şili kıyıları da demiştik. Fiyortlu kıyılar. Bak bu iki tip Mesela bizim ülkemizde yaygın rastlanmaz. Haliçli kıyılar İngiltere kıyıları dedi sevgili arkadaşlar. Ç'yi şöyle görebiliriz. Ve bu alanda gene bizim ülkemizde yaygın rastlanılmayan bir kıyı tipidir. Vat kıyılar gene gelgitin deniz suları çekildiği zaman deniz dipleri görülüyordu ya. Burada oluşan bir kıyı tipi gene ülkemizde bu kıyı tipi yaygın rastlanmaz. Yani bak B. Skyr. C. Fjord. Ç, Haliçli. D. Vat kıyılar bizim ülkemizde yaygın şekilde rastlanılmayan kıyı tipleridir. Ama Dalmaçya kıyıları mesela bizim ülkemizde yaygın rastlayabiliriz. Antalya, Fenike, Kaş arasında görebiliriz. Enine kıyıları gene bizim ülkemizde. Ria tipi kıyıları gene bizim ülkemizde. Kalanklı kıyıları da gene bizim ülkemizde yaygın bir şekilde rastlayabilmekteyiz. Boyuna kıyılarda Karadeniz ve Akdeniz'de yaygın bir şekilde rastlıyoruz diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ve geldik sizinle bugünkü dersimizin sonuna. Bugün sizlerle birlikte buzulların oluşturduğu yeryüzü şekillerini öğrendik ki unutmayalım buzullar yüksek enlemlerde etkili olan bir dış kuvvettir. Burada ne söyledik? Burada mesela Hörgüç kaya'dan bahsettik. Durumlin tepelerinden, morenlerden, Sandur ovalarından bahsettik. Karstik arazilerde karstik kayaçlar, yani kimyasal tortul kayaçlar. Kalker vardı unutma ki kireç taşıydı değil mi? Hatırla şöyle. Bu çok çok önemli bizim için. Onun dışında jips mesela alçı taşıydı ve kaya tuzu dolomit gibi kayaçların bulunduğu arazilerde oluşuyordu. Dalga ve akıntılar daha yoğun ölçekte kıyıların şekillenmesinde etkiliydi. Kıyı tiplerinin bazıları bizim ülkemizde yaygın bazıları ise yaygın olmayacak şekilde görülüyordu. Onu da hatırlamayı unutma dedikten sonra karşında günün ödüllü sorusu cevapları yorumlar kısmına bekliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.